Benim adım kromozom. Vücudundaki hücrelerin çekirdeğinde bulunurum. Eğer bir elektron mikroskobu ile bakarsan, beni birbirine sıkıca sarılmış iplikçikler gibi görebilirsin. Annenin hücresinden 23 tane, babanın hücresinden 23 tane gelip birleştiğimizde insanı, yani seni oluştururuz. Sayımızın az olduğuna bakma. İçimizde DNA denilen parçaları taşırız. DNA'yı içinde birçok bilgi bulunan paketler gibi düşün. Bu bilgiler senin nasıl görüneceğini, boynun ne kadar uzayabileceğini, saçının kıvırcık mı, düz mü olacağını, gözünün yeşil mi, kahverengi mi olacağını söyler. Aramızda iki kromozom vardır ki onlar da senin kız mı, erkek mi olacağını belirler. Biz kromozomlar senin nasıl bir insan olarak görüneceğini programlarız. Biz senin boyunu, rengini, kemiklerinin, kaslarının, organlarının yapısını, bazı hastalıklara yatkınlığını ve kız ya da erkek organlarına sahip oluşunu tasarlarız. Farklı anne babaların kromozomlarının birleşmesinden oluştuğun için diğer herkesten farklı görünürsün. Annelerinizin ve babalarınızın anne babaları, onların da anne babaları ve çok daha öncekilerin anne babalarının da bilgileri sizin kromozomlarınıza taşındığı için bu kadar benzersizsiniz. Ve insanın öyküsündeki en muhteşem şey bu orijinalliktir. Her insanı tek tek güzel ve özel yapan bu binlerce yıllık bilgi aktarımıdır. Biz kromozomlar, kız ya da erkek olduğun için sana nasıl davranılması gerektiğini söylemeyiz. Üstün ya da aşağıda olacağını, şu işte ya da bu işte çalışabileceğini, okula gidip gidemeyeceğini, ev işini sadece bir cinsiyetin yapabileceğini, araba kullanıp kullanamayacağını, bazı işlere hiç giremeyeceğini, gece sokakta yürüyüp yürüyemeyeceğini belirlemeyiz. Aramızdaki iki cinsiyet kromozomunun diğer 46 kromozomdan üstünlüğü ya da ayrıcalığı yok. Çünkü insan sadece kromozomlarının nasıl dizildiği değildir. İnsan kadın ya da erkek olarak bir araya gelip birlikte gelişmiş bir tür olarak dünya gezegeninde yaşayan, düşünce ve duygu üreterek keşfeden bir varlıktır. Hadi sen de bize kadın ve erkeğin insan olduğunu, eşit olduğunu anlatan bir resim yap.